Özgürlüksüz ikinci kanala geçiyoruz. Salonumuzu onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın hanımefendi. Öncelikle Özgürlüğe Kaçış belgeseli gala gösterimi. Değerli konuklar, programımıza başlamadan önce yabancı konuklarımız için عم بشتغل مع الأطفال إنه صح إنهم عندهم هذا الوضع السيء كتير الكارثي لكن كتير بيتجاوبوا معي أو بيتجاوبوا مع حدا وقت بيهتم فيهم ما بدهم ينحرفوا هن بيعرفوا الصح والخطأ كتير منيح هن بيتمنوا يكونوا أفضل عندهم أحلام عندهم طموح يمكن أكبر من الطموح اللي عنا كان عندنا خيارات كذا نوعية أو هي تانية بس هن حاليا konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun sen. Böylesine duygulu ve hüzün dolu bir seyirden sonra kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Hepimizin ruhunda derin izler bırakan bir belgesel izledik. Aslında insanlığımızı seyrettik. Filistinli şair Mahmut Derviş'in dediği gibi, kalbi olanların çok az olduğu bu yetik çağda hüzünlenmek bir ayrıcalıktır. Biz de hüzünlendik. Suriye'de 5 yıldır yaşanan insanlık dramı karşısında ruhlarımızla yüzleştik. Kalbimizdeki şefkati, merhameti ve sevgiyi tattık. Dünya gerçekliğinin üzerimize kabus gibi çöktüğü bir zamanda yaşıyoruz maalesef. Suriye'de 5 yıldır sürmekte olan savaşın ağır yükü çocukların omuzunda, kadınların sırtında taşınıyor. Suriye semalarını çocuk uçurtmaları değil, savaş uçakları işgal etmiş durumda. Şam'da, Halep'te, Kobani'de, gökkuşağının yerini çoktandır barut dumanları almış. Hiç düşündünüz mü? Hiç hissettiniz mi böyle bir gökyüzünün altında yaşamayı? Arkanıza bakmadan, evinizden, yurdunuzdan ayrılmanın ne demek olduğunu, vatanından bir bitki gibi sökülüp atılmayı, adressiz, kimliksiz kalmayı hiç düşündünüz mü? Ayrılığın, özlemin, vatan hasretinin ağır yükünü ruhanın omuzlarına bırakan dünya siyaseti ne yazık ki bizi her gün insanlığımızla yüzleştiriyor. Anaları evlatlara hasret bırakan, kardeşi kardeşe düşman yapan bu zalim dünya neyse ki bir avuç sevgi sayesinde hala ayakta. Vatan sadece doğulan yer değildir. İnsanlığın kardeş olduğu, sevginin, merhametin paylaşıldığı her yer vatandır. Zaten hepimiz dünyada bir gurbetçi değil miyiz? Özlediğin kardeşin, amcan, sadece adını bildiğin yeğenin şadi ile kavuşmak belki de hiç ummadığın kadar yakınındadır. Vatanına döneceğin güne kadar bizim emanetimizsin. Ve saygıdeğer hanımefendiye, Ruan'ın mozaik sanatçısı babası Şeyh Ali. İslam'ın, İslam'ın ilk Allah size sağlık, sağlık. Allah
Allah mutluluk versin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar hanımefendi Emine Erdoğan'ın mülteciler konusuna gösterdiği duyarlılığa bir kez daha. Çok sevindim. Şu anda çok utanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim. Kısa bir müzik icrasıyla devam edeceğiz efendim. Saygıdeğer hanımefendi, değerli birlik beraberliğinizi ve kardeşliğinizi hatırlatarak hepimizin gönlünü fethetmişti. Şimdi buraya alkışlarınızı lütfen. Diyarbakır'dan geldiniz efendim. Ve